Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın bir süre önce rahat ulaşım, sağlıklı hayat sloganıyla başlatmış olduğu makam aracı yerine bisikletle seyahat uygulaması Türkiye'ye örnek olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her perşembe saat 18'de Zeytinburnu Belediye binası önünde başlayan bisiklet turu 1 saat sürüyor. Bisiklet tutkunlarının bu çalışmasına siz de katılın, sürpriz hediyeleri alın. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti üretim yapmadığı için Trump'ın bir tweetiyle krize girdi dedi. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Bilmiyorum ya. Belki doğrudur. Belki yanlış. Pek onunla bilemiyorum yani. Doğrudur. Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Hı-hı. Her an için Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız da. Açık. Peki Türkiye'nin bu durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kötü. Çok kötü. Çok kötü. Ben 65 yaşında bir insanım. Bu kadar devlet başkaları geldi gitti, ben böyle görmedim. Yani hiçbir şey yerinde. Bugün al, yarın iki misli. Valla ben tek söz size söyleyeyim. Selahattin Demirtaş dışarı çıkmadıkça bence biraz bu krizler sürer. Niçin? Ya çünkü bir haksızlık var. Yani bir madem ki bağımsız bir ülkeyiz, özgürlük bir ülkeyiz. Yani bir potansiyeli var adamın ama içeride. AK Parti üretim yapmadığı için değil. Bu ülkede üretimin olmadığı için. Bu AK Parti değil, daha önceki yönetimlerde de aynı şekildeydi. AK Parti, evet, o da yapmıyor. Yani diğerleri de yapmadı ama. Ama AK Parti'nin şöyle bir kötülüğü daha var. Yapılacak şeyleri hep engelledi ve fabrikaları ve diğer şeyleri sattı. Yani sata sata hiçbir şey kalmadı yani. Üretim yapılacak bir şey kalmadı. Ben inanmıyorum ona. Niçin? İnanmıyorum. Ya öyle şimdi yani CHP derken yani CHP içinde yani kavgasını bitirememiş ki. Bizle ilgilensin. AK Parti üretim yapmadığı için Trump'ın bir ya tweet'i... İnanmıyorum, inanmıyorum. Sizce bir tweet'te krize girilir mi? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Öyle bir sorun yok. O eskiden gelmiş, gelen bir şeydir. Zaten daha önceden de böyle krizler oluşuyor. Geçiyor yani. İnşallah yine geçecek. Böyle şeylere gerek olmadığını düşünüyorum. Yani siyaset açıdan sosyal medyayı kullanıp bunun üzerinden bir takım salvolarla insanların üstüne gitmek yanlış olarak görüyorum yani. Bilmiyorum. Hani siyasilerin böyle şeylerle uğraşmaması gerektiğini düşünmüyorum ben daha çok. Doğru söylüyor. Doğru söylemiş. Evet, bizim ekonomimiz zayıftır. Bizim derdimiz, bizim Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız çok çarçur etti. Bin odalık saray falan, yani bunun benzeri vesaire vesaire vesaire. Lüks arabalar, zırhlı arabalar, yüz polis, korumalar, bunlar hepsi gariban insanların verdiği vergiden, faturalarından çıkıyor. Biz buna reva değildik. Yani bu bize yazık olurdu. Ondan oldu. İsraftan, masraftan ekonomimiz çöktü. Ondan oldu. Amerika'da yanda devletler vardır. Onlara gıcık olduğu zaman durup onlara niye bir şey olmuyor? Onların ekonomisine hiçbir şey olmuyor. Güney Kore midir? Nedir yanlarında? Onlara hiçbir şey olmuyor. Bizim ekonomimiz zayıf olduğu için. Zayıf olduğu için bize bir şey oldu. Teşekkür ederiz. Tasarruf etmeleri lazım. Ha, ben önemli rica ediyorum, herkes tasarruf etsin. Ama birlik beraberlik olmamız lazım, kardeş olmamız lazım, ikilik yapmamamız lazım. Hiç Cumhuriyet tarihinden bu yana hiç üretim yapmış mı gerizekalılar? İnsan geriye döner, arşivine bakar. Öyle konuşur, bir şeye hakaret eder. 90 yıl onlara bıraktık, ne yaptılar? Yiyip içip yattılar, başka hiçbir şey yok. Şimdi kime, kim kime suçlayacağız? 15 yılda uçak yaptı, tank yaptı, havaalanı yaptı. Adama mı laf edelim? O zaten orada oturdu hata. Bana kasa değiştirsinler onu, ondan sonra CHP adamı olur. Önce malın gitmesi lazım. Ben öyle fazla şey yapmıyorum. Ben AK Parti CHP ayırmıyorum. Parti bir etikettir. Hepsi aynı. Hepsi aynı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti üretim yapmadığı için Trump'ın bir tweetiyle krize girdi dedi. Siz bu görüşe nasıl bakıyorsunuz? Vallahi evet, Trump bir tweet attı. Rampage'in sonu vermediğimiz için böyle bir kriz yaşandı. Ama Tayyip'i destekliyoruz biz. Yaptığı her şey yani doğru, haklı. Desteklemeye de devam edeceğiz. Doğru. Süreylerimizi bozan onlar hep. Bence süreylerin burada işi yok. Biz memnun değiliz. Gitmelerini istiyoruz. Vallahi çok doğru yerinde bir karar ve doğru bir cevap vermiş. Çünkü ben de aynı görüşteyim. Bir papaz mıdır rahip yüzünden
başımıza gelmeyen kalmadı yani. Trump'la ilgili bir şey söylemem yani. Ne dedi CHP lideri? Bir tweette sizce krize girilir mi? Efendim? Bir tweette krize girilebilir mi? Hayır. Vallahi ben şimdi Kılıçdaroğlu'nun hiçbir görüşüne katılmıyorum. Çünkü 8-10 seçimi kaybettikten sonra artık insanın konuşmaya yüzü olmaz. Ya o konuda yorum yapmayalım bizim çalıştığımız pozisyon nedeniyle. Hayır. Doğrudur. Sonuna kadar katılıyorum. Üretim yapmadığı için kapsamı doğru. Onu bir Twitter'la kriz olduğunu sanmıyorum. Kriz ekonomik bir kriz. Yani Twitter'la ilgisi tamam yok be. Ama üretimle ilgisi var. Hayır, o ülkenin ne kadar ekonomik güçte ve ne kadar sağlamlıkta olduğunu kanıtlıyor. Tabii bu bir tweetle olacak bir iş değil yani. Yani bu ülkenin genel anlamda birbirlerine sadece rekabet etmesiyle ülkeyi bir beraber kaldıralım diye düşünmediğinden dolayı bu şeyler oluyor yani. Düşüncem öyle. Türkiye ekonomisi öyle bir tweetle yıkılacak bir ekonomi değil ama zaten şimdi bakın şurada öyle binalar yapıldı. Emlak bilmem ne. Ben şu anda ayakkabı imalatçısıyım. Dedim ki oy vermeden önce dedim ki ben size oy vereceğim. 35 yıllık esnaf sanatkarım ben. Sen seçimden sonra ben sana oy verdim mi? Ben yanıma çalışan bir insana 500 lira kuru haftalığı zor veriyorum. Sosyal haklar da yok. Şu anda Suriyeliler geldi 180. Her şeyimizi elimizden aldılar. Yani onunla bir alakası yok. Bina yaparak memleket kalkınmaz. Dünyada tarım ülkesiyiz. Her şeyi dışarı alıyoruz. AK Parti şöyle ekonomiyi baksın bakalım. Gelsin. Şu anda Albayrak gelsin. Ben ona ekonomi dersini vereyim ben ona. Bak şu anda ben ortaokul mezunuyum. Ekonomi dersini vereyim ona. Şimdi binaya yapıyor. AVM'ler yapıyor. Trilyonlar değil mi? Ben bir fason firmaya iş yapıyorum. Firma gidiyor. Oradan yatırım olarak bina alıyor. Bana kiraya veriyor. İki türlü beni sömürüyor. Anlatabiliyor muyum? Orada beni sömürüyor. Çalıştırıyor. Şimdi krizden herkes çıkıyor. Peki asgari ücretle çalışan işçi, memura diyorsun, tefettüfe yapıyorsun. İşçiye ne yapacaksın? Üretim zaten şu an yok gibi. İşsizlik had safhada. Eskiden burada kiralık dükkan bulamazdık. Şimdi bir yılın kiralık var. Yani üretim yok. İşler gittikçe geriye gidiyor. Herkes bir mutsuzluk için. Ya şimdi bizim güçlü bir Türkiye deniyor değil mi? Evet. Niye bir tweette sert oluyor ülke? Onu ben sana şimdi sorayım. Siz bana sorun cevabı zaten içinde. Biz güçlü bir Türkiye olarak bir tweette sertçe ülke miyiz? Değiliz değil mi? Yani onlar şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun demesine bakmayın siz. Yani ülkenin sarsılması gerekmez bir tweette. Ama yani biz güçlüysek öyle dış güçlermiş, iç güçlermiş. Şunu burada hiç onlar önemli değil. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir güce sahibiz. Yani ülke olarak. O yüzden öyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun demesiyle de olmuyor yani bu işler. Biz kendi üretimimizi kendimiz yaparsak ayaklarımız üzerine duracağımıza eminim yani. Yanlış bir demeç. Niçin? Doğru mu sizce diye sorsam. Bu da benim görüşüm. Hayır, kesinlikle. Bu tweet'te değil, ekonomimizin çökmesidir bu yani. Tweet'te de alakası yok hani. Bence yani zaten onunla bir alakası yok ki. Bu Trump o demeci verse de vermese de zaten bu şey ekonomik kriz baş gösterecekti. Tam ona bahane edip tam şu anda bütün yükü şeyin üzerine Trump'ın üzerine atıyorlar. Aynı şeyi düşünüyorum. Ekonomi bitmişti. Biz 40 yıllık sanayiciyiz ben. 40 yıllık sanayiciyim. Makine mühendisiyim. Ben bu tarihe kadar sanayinin bu kadar rezil bitik halini görmedim. O hikaye. Dışarı. Hep bütün mahalleler dışarı. Hep Trump tweet attı da çöktük. Trump tweet atmasa ne yapacaksın? Ekonomin düzgün müydü? Peki geleceğimizi nasıl görüyorsun? Gelecek hiç iyi değil. Yok. Size acıyorum ben. Gençlere. Biz gidiyoruz. Gelecek biz gene iyi kötü. Belli şartlarda belli şeyde. Ama geleceğiniz yok sizin. Neden diyeceksin? Türkiye'nin borcu aşmış derya kadar. Nasıl ödeyeceksin? Savaşlar orada, o orada. Suriyeli'ye yığmışsın buraya 3,5 milyon. 2 milyon daha geldiği zaman ne yapacaksın? Sen burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayacaksın. Suriyeli 3'te 1'ini alacak. Onun için hani hangi TV bana onu söylesen. Hemen veriyorum. Burada bizi konuşturup da televizyonda çıkartmayacaksınız. Boş ver. Şimdi bizim üretim bugüne kadar üretim yapıyoruz, kalkınıyoruz, %7,5 büyüyoruz diyen bir hükümet
bir Trump'ın cümlesiyle bu doların bu kadar çıkması endişeli bir durum. Yani bunu net aklımızı kullanmamız lazım. Paramız vardı, sermayemiz vardı, üretimimiz vardı. Neden dolar bu kadar bizde etki yarattı? Neden bir cümleyle dolar 3 liradan 7 liraya kadar çıktı? Şimdi bu ekonominin kötü olduğu anlamına gelmez mi? Yani bunu, benim mantık böyledir yani. Bir fakir bir şeyden etkileniyorsa demek fakirdir. Yani çünkü en çok bugün sokakta dolardan kim etkilendi? Fakirler. Demek ki ülkemiz fakir. Yani nettir yani. Bunu istersen kim ne derse de, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi iyi olsaydı niye Almanya'nınki etkilenmiyor da Türkiye'ninki etkileniyor? Demek ki sıkıntı var.